Anadolu ısı grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 130 hedefini belirlemiştik. 130 hedefine gidebilmesi için yarı yarıya stop bölgemiz olan 100 bölgesi ve kesin stop noktamız olan 91-85 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması gerekiyor demiştik ve gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgemiz arasında yatay bir şekilde süreci devam ettirmiş bu haftada şu şamblon bölgemizin içerisindeki süreç devam etmiş bu bölgede tutunmayı sağladıkça yukarı tepkisi hareketlerde gerçekleşebilecek hacimli bir yükselişle beraber 110 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı tekrar yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçerek 130 hedefine doğru gitme ihtimalini gerçekleştirebilir. Tabi bu ihtimali gerçekleştirebilmesi için şu bölgede yapmış olduğu zirve ve şablon bölgemizin kesişme bölgesi olan 118 hedefinin üzerine çıkışlar gerekiyor. Bu çıkışları sağlayabilirse yukarı hareketlerin devamında 130 ve daha yukarıdaki 150 bölgesine kadar dahi gitme ihtimallerini oluşturabilecek şablon durumunu devam ettiriyor. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 100 bölgesinin altına hacimli düşüşler olmadığı sürece ve özellikle de kesin stop noktamız olan 91-85 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece bu bölgedeki güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra yukarı hareketlerin devamını büyük ihtimalle gerçekleştirebilecek şablon durumunu devam ettiriyor kesin stop bölgemiz olan 9185 bölgesinin altına düşüşlerde şablon bölgesinin düzeltme bölgesi olan 75 bölgesine kadar düzeltme ihtimallerini oluşturabileceğinden dolayı kademe durumlarına göre 91-85 bölgesine yaklaşımlarda o bölgelere kesin stop olduğundan dolayı zincir stop emirleri yazarak stop olma durumlarını değerlendirmekte fayda görüyorum. Çünkü daha aşağıya derin düzeltme ihtimalleri oluşacağından dolayı o bölgede stop yapılarak alt bölgelerden lot çoğaltma işlemlerini gerçekleştirilebilir. Yukarı hacimli yükselişlerde 118 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra hacimli yükselişlerle 130 hedefini hızlı bir şekilde gerçekleştirip daha yukarıdaki hedeflere gitme ihtimalini gerçekleştirebilecek şablon durumunu devam ettiriyor. grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 75 hedefimiz vardı ve bu hafta için gördüğünüz gibi 75 hedefini gerçekleştirip 75 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda gerçekleştirdiği için şu anda birinci yakın destek olarak 75 bölgesini takip edebiliriz ve o bölgenin altında da yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz bölge bu durumdan dolayı artık aşağıya düzeltme durumlarını gerçekleştirirse bu bölgedeki en önemli destek durumunu takip edeceğimiz nokta şuradaki şablon kesişmemiz olan bölge 71-25 bölgesi. 71-25 bölgesinin altında da 65 bölgesi kesin stop bölgesi olarak güncel durumda takip etmeye devam ediyoruz. Tabi 75 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları da devam ettirdiği sürece artık 90 bölgesi hedef konumunu almış durumda. Veya en alt bölgedeki ki yarı yarıya stop bölgemizin altında düşüşler olmadığı sürece de 90 hedefine doğru gidiyoruz giden süreci gerçekleştirme ihtimalini devam ettirebilir. Tabi bu bölgeden sonra artık yakın direnç olarak ve yakın hedef olarak takip edebileceğimiz noktada bu bölgedeki kesişme noktamız olan 85 bölgesi şu an için en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 85 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar sağladıktan sonra daha yukarıdaki deftere doğru gitmek isteyen şablon durumunu meydana getirebilir. fotoğrafimizde 350 e hedefine giden süreçte yarı yarıya stop bölgesi olarak 305 bölgesini ve kesin stop noktası olarak da 283 bölgesini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi bu hafta için 305 bölgemizin altına, yarı yarıya stop bölgemizin altına düşüş yapıp kesin stop noktamıza yaklaşan bir durum sergilediğinden dolayı artık 283 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemli şekilde takip edip o bölgeye zincir stop emirleri yazmamızda fayda görüyoruz çünkü o bölgenin altına derin düzeltme ihtimalleri oluşacağından dolayı orada stop yapmak daha doğru olacaktır. Artık yukarı tabii ki tepkisi hareketleri devam ettirse de bu bölgedeki yarı yarıya stop noktamız 305 bölgesi artık önemli direnç noktasını almış durumda. 305 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayabilirse tekrar yukarı yükselişleri yapma ihtimalini oluşturması için de bu bölgedeki yapmış olduğu zirve durumunu geçmesi gereken bir şablon durumu meydana gelmiş ki o bölge 317 bölgesi. 317 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece daha yukarı gitme ihtimali oluşmadan 317-280 bölgesi arasında yatay bir süreç devam ederek güç kazanma hareketlerini yapma ihtimalini oluşturabilecek bir şablon durumunu meydana getirebilir aşağıya düzeltme durumları 283 bölgesinin altına geçişlerde her zaman için derin düzeltme bölgesi olan 240 bölgesine kadar olma ihtimali oluşacağından dolayı mutlaka stop yaparak aşağıdan lot çoğaltma işlemlerini gerçekleştirerek şu bölgedeki alımlarda dolayı gerçekleşen zarar durumunu bu bölgedeki lot çoğaltma ihtimaliyle tekrar vereceği tepkisel hareketlerde yükselişle telafi etmek mümkün olabilir. Karsan grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 8.50 hedefi için gerçekleştirebileceğimiz 6.65 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 5.90 bölgesini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgemiz olan 6.65 bölgesine kadar bir geri çekilme meydana gelmiş. Fakat geri ile beraber de Cuma günkü harekette bir tepkisel hareket o bölgeden tepkisel hareketini gerçekleştirip kanal bölgesindeki dirence takılmış. Tabi bu bölgeden sonra yukarı hareketlerin devamını oluşturması için öncelikli olarak şablon durumunun üstünde kalıcı kapanışları devam ettirmesi lazım. Gördüğünüz gibi 7.05 bölgesi. 7.05 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra şu bölgedeki önemli direnç noktası 7.45 bölgesi ki 7.45 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışlar yaparsa yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçerek 8.50 ve 9 hedefine kadar gitme ihtimallerini oluşturabilecek şablon durumunu meydana getirebilir gözüküyor. Bu durumda 7.45'i geçemeden bu bölge arasında 6.65-7.45 arasında güçlenme hareketleri de yapabilir. Veya 7.45'i geçemeyip geri gelişlerde 6.65'in altına düşüşlerde tehlikeli boyutları oluşturacağından dolayı 5.90 bölgesinde kesin stop olarak takip etmekte fayda var. O bölgenin altına düşüşler her zaman için tehlikenin daha büyük boyutlara doğru taşıyabilecek şablon durumunu meydana getirebilir. O yüzden bu bölgede stop olarak değerlendirmekte fayda var. Yukarı hareketlerde 7.45 bölgesini hacimli bir yükselişte geçip üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse hızlı bir şekilde hacimli yükselişlerle 8.50 ve 9'a kadar dahi gitme ihtimalini oluşturabilecek şablon durumunu da meydana getirebilir. Well, <laughs> Sokal grafiğimizde şablon durumumuzda 475 hedefine gitme ihtimalinde 428 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 405 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirlemiştik ve bu hafta için gördüğünüz gibi 428 bölgesi yarı yarıya stop bölgemizin altına düşüş olmuş ve 405 bölgesindeki kesin stop noktamıza yaklaşan bir durum sergilemiş ve o arada tutunma hareketlerini yapmaya çalışan bir görüntüde haftayı kapatmış. Tabii bu durumdan sonra 405 bölgesinin altına geçişler kesin stop olarak değerlendirilmeli çünkü daha aşağıya derin düzeltme ihtimallerini oluşturabilecek bir şablon durumunun mevcutta göründüğü takip ediliyor. O yüzden bu bölgedeki kesin stop noktasını değerlendirip daha aşağı düzeltme durumlarına yakalanmamak gerekiyor. Yukarı tepkisel hareketlerde artık 428 bölgesi yarı yarıya stop bölgemizdi. Şu an için önemli direnç noktasını oluşturmuş oldu. 428 bölgesi bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse yukarı hareketlerin devamını oluşturacak şablon durumundaki en önemli direnç noktası da şu bölgedeki 455 noktasıdır ki 455 noktası geçilmediği sürece daha yukarılara gitme ihtimali oluşmayacak. 455 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp veya hacimli yükselişleri bu bölgede gerçekleştirirse 475 hedefini büyük ihtimalle gerçekleştirip 500 ve 525 bölgesine kadar dahi yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Tofaş grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda şu bölgedeki 75 bölgesi kesin stop noktamızdı ve o bölgenin altına hacimli düşüşle stop konumuna geçmiş ve derin bir düzeltme durumunu 63 bölgesine kadar devam ettirmişti ve o bölgede de tutunma ihtimallerini sürdüren bir görüntüde ve 63 bölgesi artık yarı yarıya stop bölgemiz. 58-85 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz alt bölgedeki dip nokta olarak devam ediyor. 75 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece daha aşağıya derin düzeltme durumlarının devam etme ihtimalini sürdürebilecek şablon durumu devam ediyor. Çünkü şu bölgenin de altında kaldığı sürece veya yakın olduğu sürece bu bölgeye daha aşağıya olan süreçlerin devam etme ihtimali sürecektir. Gördüğünüz gibi tam bu bölgede tutunma hareketlerini yaptığı için bu bölgede dip çalışmasını yapma ihtimalini devam ettirebilir. Fakat bu bölgenin altına düşüşler her zaman için artık tehlikeli boyutlara geçeceğinden dolayı üst bölgedeki şablon bölgesinin direnç noktası artık 75 bölgesi de en önemli direnç noktasını almış oldu. 75 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece geri dönüşlerde artık bu bölgenin dip ihtimalini oluşturmadan daha aşağılarda yeni dip oluşumlarının meydana gelme ihtimalinin devam eden bir şablon durumu şu anda süreçteki şu anki süreçte devam eden bir görüntüde. O yüzden 75 bölgesi en önemli direnç konumu aldığından dolayı üstüne çıkışlar gerçekleşmediği sürece alt bölgenin düzeltme ihtimallerinin devam eden şablonu sürüyor. Traktör grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 258 hedefine devam eden süreçte yarı yarıya stop noktası olarak 231 bölgesini kesin stop noktası olarak da 218-75 bölgesini belirlemiştik şablon durumumuza göre. Ve gördüğünüz gibi bu bölgedeki tepkisi hareketlerinden sonra yarı yarıya stop bölgemize kadar bir düzeltme durumunu gerçekleştirmiş ve yarı yarıya stop noktamız olan 231 ve kesin stop noktamız olan 218 bölgesi arasındaki kapanışları yapmaya başlamış. O yüzden artık yarı yarıya stop bölgemiz olan 231915 bölgesi Önemli direnç konumunu almış durumda. O bölgenin üzerine geçişler olmadığı sürece daha yukarı gitme ihtimali oluşturmaz. Ve bu bölgeden sonra da en önemli direnç noktası da şablon durumumuzdaki şu bölgedeki direnç noktası 245 olarak takip ediyoruz. 245 bölgesi geçilmediği sürece tekrar geri dönüşlerin ihtimali devam ederek daha aşağıdaki bölgelere dahi düzeltme durumları oluşturabilir gözüküyor. O yüzden kademe durumlarına göre 218.75'e yaklaştıkça zincir stop emirlerini mutlaka yazalım aşağıya düzeltme durumlarına yakalanmamak için o bölgenin altındaki düzeltme durumlarının 200 bölgesine kadar gitme ihtimalini gösteren bir şablon durumu da mevcutta devam ediyor. Yukarı hareketlerin devamını oluşturacak 231.95 bölgesinin üzerine geçişleri hacimli bir yükselişle yaparak 245 bölgesine kadar yükselişleri yapıp o bölgenin üzerine geçişlerde de hacimler hacimli yükselişleri devam ettirirse yukarıdaki hedef bölgemiz ona 258.25 hedefini gerçekleştirip daha yukarıdaki 275 hedefine kadar dahi gitme ihtimallerini oluşturabilecek şablon durumu bunu, bu bölgedeki güç kazanma hareketlerinden sonra meydana getirme ihtimalini yükseltebilir gözüküyor.